Müfit ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Biraz uyumak istiyorum ya. Biraz uyumak istiyorum. Uyu. Uyuyayım. Uyumak mı? Uyum. Bana bak. Hı. Kovuldun mu yoksa sen? Kovuldun mu? İşe gitmiyorsun. Kovuldun mu diyorum sana. Ne uykusu bu ya? Yok yok ya. Bana bak, kovulduysan mahvoluruz biliyorsun değil mi? Müfit, taksitlerimiz var, hayallerimiz var. Bak, bir sürü şeyimiz daha var. Var. Hadi kalk o zaman, işe git çabuk. Tabii gideceğim. Yemin et. Vallahi billahi de. Vallahi billahi gideceğim. Söz ver. Söz veriyorum, gideceğim. Hadi çabuk kalk o zaman, hadi. Kalkacağım. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, kalktım. Kalktım. Bazen kötü bir olay iyi bir adama olağanüstü bir güç verir. Mesela adamı bir örümcek ısırır ve adam süper kahramana dönüşür. Bana da benzer bir şey oldu sanki. Ölmüş eşek kurttan korkmaz hesabı, ben de bir çeşit kahramana dönüşmüştüm. Ne bileyim, tokatman, gidermen, atar adam, gerçek bir kahraman. Günaydın komşu. Örümcek adam filan hikaye. Günümüzde asıl kahramanlık şudur: hiçbir şeyi içine atmamak, içinden geleni yapabilmek, içinden geleni söyleyebilmek. Aman ne oluyor be? Asıl sana ne oluyor be? Günaydın dedik. İnsan bir günaydın der. Günaydın. Yeni misin ya? Sen mahsus mu yapıyorsun? He? Sen neyin peşindesin? He? Beni mi delirteceksin? Yoksa aklın mı kıt senin, he? Sen gerizekalı mısın? He? Allah sana bir göbek vermiş, gerisini koy vermiş ya. Yoksa sen ekmeği mi çok yiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Şşş! Hadi beni dinlemiyorsun. Türkçe de mi bilmiyorsun? Bak ne yazıyor kardeşim? Çimlere basmak yasak. Bak hemşerim. Yasa olmadan yasak olmaz. Türk Çim Kanunu, TÇK diye bir kanun var mı? Yok mu? Yok. O yüzden şu kıytırık tabelaya kanun kitabı muamelesi yapamazsın. Kanun olmadan vatandaşa yasak koyamazsın. Anladın mı? Anladım. Madem anladın, çimlere de basarım, dans da ederim. Tamam, edemiyorum ama böyle bir hakkım var yani. Ha, ayrıca son bir şey söyleyeceğim sana. Alternatif sunulmadan konulan her yasak işkencedir insanoğluna, zulümdür vatandaşa. Anladın mı? Anladım. Bok anladım. Kapı önünde durmayalım, açılmıyor. Ya kapı açılmıyorsa otobüs doldu demektir. Daha nereye yolculacaksın şoför bey? Allah Allah! Sana mı soracağız? Beğenmiyorsan taksi tut birader. Hazır sen beğenmiyorsan taksisin hemşerim. Ne diyorsun sen ya? Ayakta yolcu taşımak yasak değil mi diyor? Okuman yazman yok galiba ha. Binerken okumadın. Bu otobüs belediyeye bağlı. Resmi araç. Devlete yasak olmaz. Ya olur mu öyle şey? Yasalar herkes için eşittir. Kendi çıkardığı yasalara devlet uymazsa vatandaş olarak biz niye uyalım? Sen devlete karşı mı çıkıyorsun? Haşa. Şöyle şey olur mu? Devletimiz kutsaldır. Ben vatandaş olarak devlete karşı çıkmıyorum da. Yani devletin vatandaşa karşı çıkıyor mu ondan çok emin değilim şoför bey. Ya biz vatandaşlar olarak yeri geliyor devlete kolumuzu bacağımızı veriyoruz. Yeri geliyor maalesef evladımızı veriyoruz. O koca devletimiz, büyük devletimiz şu güzel vatandaşına bir kıçlık yer veremiyor şoför bey, ben onu diyorum. Büyük yüce devletimiz her bakanına, her vekiline, her bürokratına, müdürüne koltuk veriyor da şu güzelim vatandaşa kıytırık bir belediye otobüsü koltuğu veremiyor mu? Helal olsun. Adam sen başkan. Bravo. Müfit Bey, neredesiniz siz?
Bir şey soracağım. Bizim patron yatakta nasıl? Aa, ne bileyim ben. Nasıl yani? Patronla yatmıyor musun? Aa, ne münasebet canım? Madem yatmıyorsun, ne çemkiriyorsun? Ay. Hayır, ne çemkiriyorsun? Çemkirmiyorum ya. Allah Allah. Sadece Mina Hanım sizi görmek istiyormuş, bir şey konuşacakmış. Onu söyleyecektim. İyi, konuşmak istiyorsa masama gelsin. Aa, Mina Hanım diyorum, Mina Hanım. Genel Müdür Mina Hanım. Sizi bekliyor odasında. Genel Müdür Mina Hanım odasından başka yerde çekmiyor mu? Hep biz mi onun ayağına gideceğiz? Konuşmak istiyorsa o benim masama gelsin. Aa. Oğlum bu seksek müfte. Sekmiyor. Çizgilere basıyor. Abi adamın burasına kadar geldi. Burasına kadar. Çok tuhaf.